Ve ilim ve amel beraber yürür. Sadece okuyup öğrenmek değil, beraber. Allah ne emretmiş? Namaz emretmiş. Farz namazını kılacağız. Allah'a iman eden her Müslüman namazını kılmaya mecbur. Allah ne iman, ne farz etmiş başka? Bu sabah köründe bir saat konuştum bizim talebelere. Zekat, zekat vermeyi farz kılmış. Zekat vereceksin. Zekat vermek farz. Zekat vermeyip de ihmal edersen Allah'tan ceza yer. Sen de neden bu böyle oldu diye düşünür durur. Hiç fazla uzun boyu düşünmeye lüzum yok. Acaba zekat verdim mi, vermedim mi diye düşünürsen derhal aklın başına gelir. Bunun gibi Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Demek ki bir Müslüman için asgari şey Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumasını tecvid üzere ama tecvid üzere okumasını öğrenmek. İkincisi de asgari din bilgisi olan ilmihal bilgisini öğrenmek. En aşağı derecesi bir Müslüman için ilmihal bilgisini bilmek mecburi. Onu da bilmezse bilmiyor dedi. İşte ilmihal bilgisini öğrenmesini temin ediyoruz. Ondan sonra daha fazlasını temin ediyoruz. Şer'i ilimler. Evvela Arapça okumasını da öğretiyoruz. Manasını da öğretiyoruz. Ondan sonra da işte Arapça yazılmış dini eserleri okuyarak, çocuklara okutarak, öğreterek dinimizle, İslam dininde evvela iman var, ondan sonra da amel-i salih var. İman, evvela itikat, ehl-i sünnet ve cemaat meseline göre Müslümanlara itikadı öğretmek lazım. Kendini Müslüman zanneden belki 100 tane yollar var. Hiçbirisinin İslamiyetle alakası kalmamış. Ama o kendini Müslüman zannediyor. İşte ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi üzerine insanların Allah'ı tanımaları, bilmeleri, İslam dinini tanımaları, bilmeleri, öğrenmeleri ve amel etmeleri için mümkün olan gayreti gösteriyoruz. Bu yaşa kadar da gösterdik kardeşlerimizle beraber. Allah ömür verdiği müddetçe de inşallah daha göstermeye devam edeceğiz. Berlin'e gelmemizin de başlıca sebebi yapılan inşaatlarımızı görmek. Ne halde olduklarını görmek, anlamak ve ona göre tedbir almak. Onun için geldik bugün. Sabahtan beri başlıca inşaat yerimiz olan ne camiyi gördük? Şipandal camiyi gördük. Sonra bir kız kursuna, bir de erkek kursuna gittik. Sonra buraya geldik. İki inşaat yerimizi göremedik. Evet. İki inşaat yerimizi göremedik. Zaten bu malum çalışılıyor orada. İnşaat yapılıyor. Oraya geldik ki sizin geldiğinizi duyan dediler. Kardeşlerimiz merak ederler. Sizi görmek isterler. Kendileriyle biraz konuşmanızdan memnun olurlar dediler. Pekala dedik. İşte geldik. Kardeşlerimiz
sizlerle konuştum. Şimdi ben konuştum. Zaten belli. Ben gazetelerden takip ediyorum. Alman Cumhuriyeti'nin merkezi oldu şimdi. Doğu Berlin ve Batı Berlin birleştikten sonra artık Berlin asırlardan beri devam ettiği gibi yeniden Alman devletinin merkezi oldu. Ve 98'de kat'i olarak daha şimdiden yarısı gelmiş vaziyette. Ama 98'de artık Mon'da hiç şey kalmış. Hepsi Reis-i Cumhur zaten burada oturuyor. Reis-i Cumhur'u, hükümeti, parlamentosu, her şeyi Berlin'de olacak. Bundan biz de memnunuz. Çünkü neden? Almanları severiz de onlar. Almanları sevmemiş olsak yüz binlerce kardeşimiz gelir, Almanya'da çalışır, hayatını kazanır. Bu Almanlarla Türk milletinin birbirini sevmesinden ileri gelen bir haldir. Onun için sevmemiz de lazım. Aklın icabı bu. Berlin'in yeniden başşehir olması bizim için de memnuniyetin mucib bir şeydir. Almanya'nın zaten birçok yerlerinde 200'den fazla, biz yuvarlak hesap söylüyoruz. Belki 250'dir de 200'den fazla değil. Veriyoruz. İslam kültür merkezleri var. Bizim camiamızın zaten ismi İslam kültür merkezleri. İşte bu İslam kültür merkezleri de ne yapılır? İslamiyet öğretilir ve İslamiyet üzerine amel edilir. Bütün İslam alimleri Hazreti Kur'an'da geçtiği üzere evvela iman, sonra da salih amel üzerine durmuşlar. İmandan sonra salih amel bilgisiz olması mümkün değil. Bilgiyle olacak. Bunun için çalışıyoruz. İnsanların çalışması ne olacak? Gayet şeydir. Ehemmiyetsizdir. Ama Allah-u Zülcelal Hazretleri, yardım ederse piranın yürüsü hürmetine, piranın ve efendim sülsüle-i saadatımızın teveccühleriyle Hazreti Allah yardım ederse iş değişiyor. Hakikaten şu 2-3 sene zarfında görebilenlerce malum gözlerinde görme kasası olan, kulaklarında duymak kasası olan, kalplerinde de inanmak kasası bulunan insanlar için çok büyük Allah'ın çok büyük yardımlarını tecelli ettiği meydanda inanılıyor. İşte biz de ömrümüzün sonuna kadar bu işi bırakmamız mümkün değil. Hala devam ediyoruz. Mevla'nın müsaade ettiği zamana kadar, lütfettiği zamana kadar devam edeceğiz. Buraya gelişimizin sebebi bu. Geldik. Gördük. O Şandam Camii'ni gördük. Beğendik.
2 sene zarfında yapılan bir şey. Henüz meydana gelmiş bir şey yok ama meydana getirilmek istenen eser için yapılması lazım gelen her şey yapılmış. Temeller iyi atılmış. Temellerin bir kısmı toprak altında atılmış, bir kısmı da yukarıda atılmış. Altı üstü atılmış, çok güzel olmuş. İnşallah kardeşimizin dediği gibi bir sene zarfında hizmete girer. Büyük bir eser. Çok büyük bir eser. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi hep birlikte son nefese kadar iman ve idarete daim etsin. Hep birlikte Fatiha-i Şerif'i okuyalım. Ben huzurunuza ayrılayım. Buyurun. Thank you.